Arkadaşlar merhaba. Sizler için seçtiğimiz özel güreş analiz videolarına bugün Bireysel Güreş Dünya Kupası Kadınlar 65 kilo finaliyle devam ediyoruz. 2020 yılında pandemiden dolayı yapılamayan dünya şampiyonası yerine düzenlenen bir organizasyon. Bakın çok hızlı başladı mücadele. Kırmızı mavi izlediğiniz Ukraynalı Tatiana Risko, rakip ise mavi mavi'yla Moldova'dan Irina Ringacı. Mücadeleye hızlı başlayan Risko rakibini bohçaladı. Burada bastırmayla tam olarak hakimiyeti sağladı ve 2 puanı aldı arkadaşlar. Gerçekten çok teknik iki güreşçi ve birbirlerine de denk olan iki güreşçi. Seyir zevk olarak oldukça güzel bir mücadele bizi bekliyor. Bundan emin olabilirsiniz. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 12-20 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen bir organizasyon. Kadınlarda Rusya 1., Ukrayna 2., Türkiye ise 3. oldu arkadaşlar. Risko'dan bahsetmek gerekiyor. Kırmızı mavi ile güreşen Ukraynalı güreşçiden. 14 Şubat 1998 doğumlu. Son yıllarda kadın güreşinde çok iyi bir ivme yakalayan bir isim. En son yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2022 yılında Macaristan'da altın madalya kazandı. Bu iki güreşçiyi, hem Risko'yu hem Ringacı'yı 2021 ve 2022 yılında sık sık duyuyoruz ismini uluslararası şampiyonalarda. Bakın oyun arayışları devam ediyor. İkisi de çok dikkatli. Şimdi daldı tekrar Risko. Bastırdı. 2 puan daha aldı arkadaşlar. Skoru 4-0'a getirdi. Yine bir açma çabası. Buradan açarak köprüye götürmek istiyor mücadeleyi ama Ringacı mindere yapıştı tam anlamıyla. Mücadele ayakta devam ediyor. Sakın şunu düşünmeyin. Mücadelenin ilk dakikasında Risko hareketli bile olsa Ringacı da gerçekten mavi mavi izlediğiniz güreşçi de çok kaliteli bir isim. Bakın elenseyle çekti. Arkasına dolandı, bastırdı. 2 puan aldı. Skoru 4-2'ye getirdi. Şimdi yeni bir oyun arayışında çırpma yapacak. İşte burada çırptı rakibini ve skoru 4-4'e getirdi. Eşitliği yakaladı. Zaten mücadelenin ilk devresi de bu şekilde bitiyor arkadaşlar. İki güreşçi ikinci devre için minderdeki yerlerini aldılar. 4-4 sonuçlanan ilk devrenin arkasından yine hareketli bir ikinci devre bizi bekliyor. Bakın daldı Ukraynalı güreşçi. Köprü pozisyonuna getirdi rakibini. Buradan 2 puan aldı. Köprü pozisyonunda bütün gücüyle bastırıyor. Açıp tuş yapmak istiyor ama Ringacı çok güzel kurtuldu. Sadece 2 puan verdi bu harekette. Skor 6-4. Bir an tuşa gitti. Tuş pozisyonunu sürdürebilseydi, biraz daha bastırabilseydi Ukraynalı Tatiana Risko tuşla bitirebilirdi mücadeleyi. Ama Ringacı gerçekten o da kaliteli bir isim. Kurtulmayı başardı bu pozisyondan. Ukrayna bu şampiyonada arkadaşlar 1 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya kazandı. Toplam 6 madalyaları var Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda. Moldova ise 1 altın, 2 gümüş madalya, toplamda 3 madalya elde etmeyi başardı. Bakın görüyorsunuz ne kadar teknik bir isim olduğunu söylemiştik Risko'nun. Hiç beklenmedik bir şekilde oyuna girdi. Puan alamadı buradan ama oyun arayışını devam ettiriyor. Sardı yine rakibini. Bastırmadan tam olarak hakimiyeti sağladığı için 2 puan aldı. Skoru 8-4'e getirdi. Tabii mücadele kilitlendiği için belirli bir süre sonra hakem oyunu durdurarak iki güreşçiyi minderin ortasına davet ediyor. Dalan isim Moldovalı Ringacı bastırmaya çalışıyor rakibini. Ama bakın Risko zor pozisyondayken grand teknik bir oyunla rakibini attı, altını aldı. 4 puan daha kazanıyor buradan.
12-4 yaptı skoru. 8 farklı skor üstünlüğüne ulaştı. Eğer yeni bir oyun yapabilirse, skor farkını 10'a çıkararak teknik üstünlükle galip gelmesi içten bile değil. Bakın sarıyor rakibini. Son 1 dakikaya giriyoruz artık mücadelede. Ukraynalı Tatiana Risko'nun 12-4'lük üstünlüğü var arkadaşlar. Puansal açıdan ve oyunsal açıdan oldukça zengin bir mücadele. Ukraynalı güreşçi yine daldı. Rakibinin arkasına dolandı. Eğer buradan bakın bacaklarını indirebilip bastırırsa eğer 2 puan daha alabilir. Ama ringacı buna izin vermiyor. Risko da bütün gücüyle bacaklarının temasını kesip hakimiyet sağlamak istiyor. İşte burada 2 puan daha alıyor hakimiyeti sağlayarak. Skor 14-4'e geldi. 10 farkı ulaşıldığı için teknik üstünlük kazanılmış oldu. Ve Tatiana Risko kadınlar 65 kilo finalinde altın madalya kazanan isim oluyor. İki güreşçiye de bu güzel mücadele için teşekkür ediyoruz.